Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Klodomin oral spreyi nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Klodomin tatlımsı buruk tatta, ferahlatıcı nane kokulu berrak çözelti şeklinde spreydir. Klodomin mikropları öldüren veya çoğalmasını durduran etkide bir madde olan kloreksidin glukonat ile non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar olarak isimlendirilen gruba ait ağrı ve inflamasyonun tedavisinde kullanılan ayrıca yüzeyel olarak uygulandığında lokal anestezik yani uygulandığı bölgede hissizleşmeyi sağlayan etki gösteren benzidamin hidroklorür içermektedir. Klodomin, ağız ve boğaz mukozasında inflamasyon ve ağrıyla seyreden diş eti iltihabı, ağız yüzeyi iltihabı, yutak iltihabı, bademcik iltihabı ve ağız içinde görülen yaralarda, ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde, dişleri çevreleyen dokularda işlemlerden önce ve sonra, ışın tedavisi ve kanser, ilaç tedavisi sonrası veya diğer nedenlerle bağlı ağız içi tabakasının iltihaplanmasında, dişlerin etrafındaki bakteri ve yiyecek artıklarının oluşturduğu tabakanın önlenmesinde kullanılır. Klodomin oral spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise klodomini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer benzidamin ve kloreksidin veya klodominin içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız. Hamileyseniz veya emziriyorsanız klodomini kullanmayınız. Klodomini şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer klodomin göz ile temas ederse bol su ile iyice yıkayınız. Klodomin yalnızca ağız içi uygulanır. Gözler ve kulaklar ile temastan kaçınınız. Klodomini yutmayınız ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız. Boğaz ağrısı bakteri iltihapla oluşmuş veya iltihapla birlikte görülüyorsa klodomin kullanımına ilave olarak doktorunuz tavsiye olarak antibiyotik tedavisi uygulaması gerekebilir. Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz var ise dikkatli kullanmanız gerekir. Klinik çalışmalar yetersiz olduğundan 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Ağız içinde dil ve dişleriniz üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız önerilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Klodominin yiyecek ve içecek ile kullanılması yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Klodomin oral spreyin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi klodominin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi ağız dokusunda hissizleşme, yaygın yan etkisi ağızda iğne batması ve yanma hissi, bulantı, kusma, öğürme, tat almada değişiklik, dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme, diş taşı oluşumunda artış, seyrek yan etkisi yanma ve batma hissi. Çok seyrek yan etkisi lokal yani bölgesel kuruluk veya susuzluk, sızlama, ağızda serinlik hissi, alerjik reaksiyonlar, gırtlakta istemsiz kas kasılması, solunum yolu daralması, tükürük bezlerinde geçici şişme ya da büyüme, tahrişe bağlı cilt reaksiyonları, döküntüyle birlikte görülen kaşıntı, kurdeşen, kepeklenme, soyulma. Bilinmeyen yan etkisi baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, yutak tahrişi, öksürük, ağız kuruluğu. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur. Klodomin oral spreyi nasıl kullanılır? Klodomin direkt olarak boğaza ya da iltihaplı alana uygulanır. Genel doz 5 ile 10 spreydir. Gerekirse her 1,5 ile 3 saatte bir tekrarlanır. Uygulama yolu ve metodu ise klodomin seyreltilmeden kullanılır. Klodomin yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. İlk kullanımdan önce yüzeyden uzak bir yöne doğru tutularak düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır. Ağız iyice açılıp sprey burnu ağız içine sokularak ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır. Uyguladıktan sonra şişe kutusuna yerleştirilip dik duracak şekilde saklanmalıdır. Klodominin içeriğinde bulunan kloreksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabı oluşmasında azalma yapar. Ağız temizliği yöntemlerini alternatif olarak kullanılıyorsa klodomin en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır. Klodomindeki kloreksidin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 yaşın üzerindeki çocuklarda sprey direkt olarak boğaza veya inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 1,5 ile 3 saatte bir tekrarlanır. Yeterli sayıda deneyim olmaması nedeniyle klodominin 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Yaşlılarda kullanımı yaşlı hastalara yetişkinlerdeki aynı doz uygulanabilir. Klodominin saklanması. Klodomini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.